Merhaba, Breaking News İngiliz sitesinden birinci seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda iki adet birinci seviye haberi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu haberlerin seviyesi elementary yani temel seviye ile low pre-intermediate, alt pre-intermediate arasında bir noktada. Breaking News İngiliz sitesine gidip birinci seviye haberlere tıkladığınızda bu haberi ve bu haberin metnini ve gramer ve kelime çalışmalarını orada bulabilirsiniz. Sayfanın altındaki bir linkten de PDF'sini indirebiliyorsunuz. İlk defa izleyecekler için de şunu yazalım tekrar buraya. breakingnewsenglish.com. Evet, breakingnewsenglish.com. Açık kaynak bir site. Herkesin istifade edebileceği açık kaynak bir site. O yüzden metni indirebiliyorsunuz. Birinci haberimizin başlığı No Loss of Marks for Spelling Mistakes at UK University. Birleşik Krallık Üniversitesi'nde yani İngiliz Üniversitesi'nde No Loss of Marks, puan kaybı yok for Spelling Mistakes, yazım hataları için. Dolayısıyla biz bu başlığı şöyle çevirebiliriz. İngiliz Üniversitesi'nde yazım hataları için not kırılmayacak ya da kırılmıyor. A university said, bir üniversite söyledi. Burası reported speech. Yani aktarmalı anlatım. A university özne söyledi. Bir üniversite özne söyledi. Fiil ne söyledi? Bu reported speech olduğu için aktarmalı anlatım burada bir det olabilirdi isteğe bağlı. Söyledi ki ya da şöyle şöyle olacağını söyledi. Şimdi öznemizi koyduk. Fiilimizi yerleştirdik. Ardından da nesne geliyor. Nesneler isim olmak zorunda. İsim olabilmesi için de eğer tek kelimelik bir isim değilse, kendisi isim değilse, nesne bir cümleden oluşuyorsa başına that koyarak o cümleciyi biz noun clause haline dönüştürüyoruz. İsim cümleciği haline ki nesne görevi görebilsin diye, ama o that de isteğe bağlı olarak yutulabiliyor. Dolayısıyla bir üniversite fiil Türkçe cümlede en sona geldiği için en sona koyacağım. Students will not lose marks for language mistakes. Öğrencilerin puan kaybetmeyeceğini for language mistakes, dil hataları için öğrencilerin not kaybetmeyeceğini söyledi. It also said, o aynı zamanda şunu da söyledi. Gene bir reported speech said'de. Gene isteğe bağlı bir that var. Gene cümle isim görevi görecek burada. Well-written English is mainly for white males and the elite. İyi yazılan İngilizcenin is mainly esasen for white males and the elite, beyaz erkekler ve elitler için olduğunu söyledi. It özne, said söyledi fiil, also ara söz. Well-written'la noktaya kadar, well-written'la başlayıp noktaya kadar gelen kısımda nesne grubu. The university thinks, üniversite düşünüyor. Asking students, öğrencilerden istemeyi. To have a high level of written English. Pardon, şöyle, bu istemeyi düşünüyor değilmiş. Şöyle, the university thinks, üniversite düşünüyor. Neyi düşünüyor? Üniversite özne, düşünüyor fiil. Gene burada nesne grubu bir cümleyle ifade ediliyor. Asking students to have a high level of written English. Öğrencilere yüksek seviyede yazılı İngilizceye sahip olmalarını istemenin öğrencilerden, asking students. Şimdi is unfair fiil geldi. Yani yan cümlenin fiili geldi. Unfair adaletsiz demektir. Adaletsiz olduğunu düşünüyor üniversite. To ethnic minorities and poorer students with lower grades. Yani kime karşı adaletsiz olduğunu, etnik azınlıklar and poorer students with lower grades ve daha düşük notları olan fakir öğrencilere karşı adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Burayı bir toparlayalım. The university thinks, üniversite düşünüyor. Asking students, öğrencilerden istemenin. To have a high level of written English, yüksek seviyede yazılı İngilizce istemenin is unfair, adaletsiz olduğunu düşünüyor.
to ethnic minorities and poorer students with lower grades. Etnik azınlıklar ve notları daha düşük olan daha fakir öğrencilere karşı adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Şunlara da dikkat edelim. Burada comparative adjectives var. Karşılaştırma sıfatları var. Poor, fakir. Poorer, daha fakir. Low, düşük. Lower, daha düşük. The university wants to make tests fairer. Üniversite fiili en sona koyacağız dediğim gibi. Çünkü Türkçe cümlede en sona gelir. To make tests fairer. Sınavları, testleri yani sınavları daha adil yapmak istiyor. It wants teachers, o öğretmenlerden istiyor. Ne yapmalarını istiyor? To be more flexible, daha esnek olmalarını istiyor. Ve ne zaman peki? Zaman zarfı geliyor. When they grade students writing, öğrencilerin yazmalarını puanlarken. Grade not demektir, puan demektir, derece demektir, fiil olduğunda not vermek demektir, not verirken. It hopes, it'ten kasıt burada üniversite, o umuyor. To stop poorer students dropping out. Dropping out okuldan atılma demek. Daha fakir öğrencilerin okuldan atılmasını durdurmak. Yani bunun önüne geçmek istiyor. Şurada gördüğünüz olay da infinitive olayı. İngilizce cümlede bir tane esas olan esas kız yani bir tane esas fiil bulunur. Eğer siz fiilin arkasına ikinci bir fiili ilave edecekseniz bu ya infinitive formatında olmalıdır. Yani mastar formatında, ucu açık mastar formatında ki bunun da bunun yolu da fiilin ikinci fiilin önüne to koymaktır. Ya da ikinci fiilin sonuna ing intax koyup gerund olarak kullanmaktır. Peki kim karar verecek buna? To stop mu olacak, stopping mi olacak? Tabii ki cümlenin esas fiili. İngilizce'de bunların bir listesi var. Yazabilirsiniz internete. Kendinden sonra infinitive gerektiren fiiller, kendinden sonra gerund gerektiren fiiller. Hope kendinden sonra infinitive gerektiren fiillerden bir tanesidir. Ne demiştik biz? Üniversite öğrencilerden, öğretmenlerden daha esnek olmasını istiyor. Öğrencilerin yazmalarını derecelendirirken, puanlarken o daha fakir öğrencilerin okuldan atılmasının önüne geçmek istiyor, atılmasını durdurmak istiyor. The university said, gene bir reporter speech, üniversite söyledi diye bir aktarmalı anlatımın temel cümle kısmı. Students, yani ne demektir bu? Her zaman söylediğimiz gibi burada bir that var isteğe bağlı, burada yutulmuş. Students can suffer, öğrencilerin sıkıntı yaşayabileceğini, suffer çile çekmek, muzdarip olmak, sıkıntı yaşamak demek. Because of their writing, because of'la beraber kullanınca yüzünden demek, yazıları yüzünden, yazmaları yüzünden öğrencilerin sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. People with dyslexia, disleksisi olan insanlar, hemen buraya bir parantez açalım, yani bilmeyenler için ama artık çok birçok insan tarafından biliniyor. Disleksi, işte harfleri, rakamları algılamakla ilgili bir tür rahatsızlık, bunların dizilişini kavramakla ilgili. People with dyslexia, disleksisi olan insanlar have problems, problem yaşayabilirler using letters and words, harfleri ve kelimeleri kullanırken. It is harder, hard zor, harder, daha zor, daha zordur for them, onlar için. It'le başlayan cümle, eğer it'in ne olduğu daha önceki cümlede beyan edilmemişse, orada bir göndermesi yoksa, to'yla devam eder, to'yla devam eder. Ve it'in ne olduğu to ile başlayan kısımda ifade edilir. Yani it eşittir to ile başlayan kısım demektir. It is harder for them, onlar için daha zor. Ne zor? To write with no mistakes, hatasız yazı yazmak. Hemen işin burasında aklıma da bir şey geldi. Zamanında ben bu spelling'i çevirirken yazın diye çevirmiştim. Bir takipçi benimle mesajlarda böyle şeye girişti, yani polemiğe girişti. O yazım gibi gelmedi bana, yazım değil, o telaffuz tarzında ya da işte o tarz bir şeyler söylemişti. Yani neden bu yanılgıya kapılmış arkadaşımız? Çünkü ne diyoruz? Hecelemek olduğuna dair iddialaştı benimle. Çünkü ne diyoruz? How do you spell your name? Diyoruz demişti. Hani adını nasıl heceliyorsun? Şimdi zaten iş buradan kopuyor daha.
Yani ya tahta yanlış buradan başlıyor. How do you spell your name de sen ismini nasıl hecelersin değildir söylenilen şey. Adın nasıl yazılıyor? Çünkü siz Jennifer'a how do you spell your name dediğinizde o size Jennifer demiyor. Adının harflerini sıralamaya başlıyor. J-E-N-N-I-F-E-R diye. O yüzden arkadaşlar çok güzel oldu. Bu haberde spelling'in yazmak demek olduğu gayet net bir şekilde ortaya çıktı. It is harder for them to write with no mistakes. Onlar için hatasız yazmak daha zordur. Dyslexia, dyslexia affects, etkiler. Effect kelimesi A ile yazılırsa olumsuz etkilemek anlamındadır. Areas of the brain, beynin alanlarını etkiler. Hangi alanlarını? Şimdi sıfat cümleciği geliyor. O alanları tanımlıyoruz. That use language, dili kullanan. Yani disleksi, beynin dili kullanan alanlarını etkiler. The university, üniversite. Also aynı zamanda said that, bakın bu sefer burada report'a speech'in bağlayıcı that net bir şekilde yazılmış. Asking for well-written English, iyi yazılan İngilizce istemek, could stop, durdurabilir. Overseas students, deniz aşırı memleketlerden, yani başka memleketlerden gelen öğrencileri. Şimdi tabii durdurmak değil burada, çünkü burada from var. Ha, going to university, üniversiteye gitmekten alıkoyabilir. Stop from'la kullanıldığında o anlamı veriyor. Yani üniversite onlardan kusursuz yazma İngilizcesi isterse, iyi yazılan İngilizce isterse üniversiteye gitmekten vazgeçebilirler. Teachers at another university, bir başka üniversitedeki öğretmenler, burası edilgen çatı çünkü to be ve fiilin üçüncü hali var. Başka üniversiteden öğretmenlere were told, söylendi. It is fairer, daha adil olduğu, to judge students, öğrencileri yargılamanın daha adil olduğu söylendi. On their ideas, fikirleriyle, and not their spelling and grammar, ve yazma ve gramerleri ile değil. Yani öğrencileri yazımlarıyla ve gramerleriyle değil, neyleriyle yargılayın. Tabi buradaki yargılamak, değerlendirmek anlamında fikirleriyle değerlendirin. Yani bu üniversite diğer üniversitedeki hocalardan da böyle yapmasını da talep etmiş. Kendisi böyle yapıyor, onlardan da yapmasını istemiş. Japan to use, ikinci haberimize geçiyoruz, başlığımız. Japan to use artificial intelligence to match couples. Şimdi buradaki to eşittir is to. Böyle bir yapı var. Ecek-acak anlamında kullanılıyor ve formal, yani resmi bir söylem, daha resmi bir söylem, günlük İngilizce değil. Ecek-acak anlamındaki yapı is to olarak da kullanılır, sadece to olarak da kullanılır. Japan to use, Japonya kullanacak artificial intelligence, yapay zekayı, to match couples, çiftleri eşleştirmek için. Japonya çiftleri eşleştirmek için yapay zekayı kullanacak. Japan wants more people to go on dates. Go on date çıkmak demek. Yani erkekle kadının çıkması, buluşması anlamında. Japonya daha fazla insanın çıkmasını istiyor. Yani sevgilisi olmasını istiyor. It wants to increase the birth rate. O, yani Japonya, increase arttırmak demektir. Bakın gene burada bir infinitive var. Çünkü want fiilinden sonra da sürekli to infinitive kullanılır. O istiyor. Şimdi ne gelecek? Nesne gelecek. To increase the birth rate, doğum oranını arttırmayı. Ve nesne isim olmak zorundadır. Ve o nesne grubuna ait olan increase fiili de to infinitive yapılarak isimleştirilmiş oluyor. O doğum oranını arttırmak istiyor. There are fewer babies in Japan. Şimdi tabii daha az bebek var Japonya'da, ama cümleyi birebir çevirseniz, ama burada söylenmek istenilen nedir? Yani Japonya'da gittikçe daha az bebek oluyor. Artificial intelligence, yapay zeka, will match couples, çiftleri eşleştirecek, and help them find love, ve onların
aşk bulmasına yardım edecek. This will cost, bu mal olacak, $19 million to set up. Ha, şimdi to set up da nedir? Kurmak demek set up. Yani bunun kurulumu, bu yapay zekanın kurulumu $19 million mal olacak. There are many matchmaking services in Japan. Japonya'da birçok matchmake, çöp çatanlık yapmak demektir. Birçok çöp çatanlık hizmetleri var, servisleri var. With this, bunlarla people have to fill out forms on hobbies and interests. Ya bu servislerde, with'i burada DL olarak da alabilirsiniz. People, insanlar have to fill out forms. Formlar doldurmak zorundalar. On hobbies and interests, hobileri ve ilgi alanları hakkında. A worker then matches people, bir işçi daha sonra, yani bir çalışan, matches people, insanları eşleştiriyor. The AI project, yani artificial intelligence'ın kısaltılmışı var burada. Yapay zeka projesi will automate this system, bu sistemi otomatikleştirecek. Otomatize edecek. It will give better analysis, o daha iyi bir analysis of data, veri analizi verecek and get better matches, ve daha iyi eşleşmeler elde edecek. The government wants the population to increase, hükümet popülasyonun yani nüfusun artmasını istiyor. Bakın gene burada mesela want'tan sonra to infinitive var ama buraya bir de nesne almış bu sefer. Nüfusun artmasını istiyor. Japan's fertility rate, Japonya'nın doğurganlık oranı is one of the lowest in the world, dünyadaki en düşüklerden bir tanesi. Japanese women, Japon kadınlar have an average of 1.36 children, ortalama, average ortalama demektir, 1.36 çocuğa sahipler. Evet, yani tabii istatistiklerden bahsediliyor. Düşünsenize kaç çocuğum var denildi, 1.36 çocuğum var diye cevap verildiğini. Tabii rakam kadın sayısına bölündüğünde böyle çıkıyor. Şu an biz istatistikten bahsediyoruz. The government said, hükümet söyledi. Bakın reported speech gene. Burada isteseydi yazar bir det koyardı. It wants to reverse the decline in the birth rate. Birth rate doğum oranı, doğum oranındaki düşüşü reverse, tersine çevirmek istediğini söyledi. Ne dedik? Want fiilinden sonra daima to infinitive kullanılır. The population is aging quickly. Nüfus hızla yaşlanıyor. Because, çünkü people are living longer. İnsanlar daha uzun yaşıyorlar. Yani Japonya gibi depremlerin havada uçuştuğu bir memlekette efendime söyleyeyim, tabii depreme karşı da çok dayanıklı binalar yapılınca geriye çok fazla kısa ömürlü olma sebebi kalmıyor tsunami hariç. The longevity rate, longevity uzun ömür demek, uzun ömür oranı for women, kadınlar için is the highest in the world, dünyadaki en yüksek. Evet, şimdi böyle bir durumla karşılaştık. Yani bir taraftan dünyadaki kadınlar için en düşük en düşük doğum oranı varken Japonya'da, diğer taraftan kadınların uzun ömürlüğü konusunda da nerede? En yüksek noktada. There are fewer younger workers. Tabii fewer olunca bunu hep böyle çevireceğiz. Yani daha gittikçe daha az, daha genç işçi var. To pay for the pension, emekli maaşını ödemek için, and welfare, ve sosyal yardımını ödemek için, kimin? Of retired people, emekli insanların. Tabii yani şimdi insanlar emekli olduğu zaman maaş almaya, pension emekli maaşı demektir, maaş almaya devam ediyorlar ve sağlık bakımları da yapılıyor. Peki bu nereden karşılanıyor? Daha genç olan çalışanların
maaşlarından karşılanıyor. Yani onlardan bir emeklilik kesintisi yapılıyor ya ve o emeklilik kesintisi şu anki yaşların emekli maaşına dönülüyor. Sonra onlar emekli olduğunda kendinden sonra çalışanların maaşlarına yapılan emeklilik kesintisinden alıyorlar gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ama daima saygılı olmayı, hala abone değilseniz eğer istiyorsanız ve bu tarz videoları takip ediyorsanız, bundan sonra da bu tarz videoları görmeyi de arzu ediyorsanız abone olmayı da unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşça kalın.